Eczacı Murat Üstünel. Göğüs kanseri konusunda doktora yapmış, farklı başarılara imza atmış, örnek bir insan. Hep birlikte izliyoruz. 1981 senesinde Schöneberg'de doğdum. 3 yaşımdan Kreuzberg'e taşındık ailecek. Bu Kreuzberg'de büyüdüm. 1994'te ilkokulu bitirdim. Ondan sonra hemen Schöneberg'deki bir gimnaziyuma, yani ortaokula geçtim. 2001 senesinde abiturumu yaptım. Peki abitur tam olarak Türkçesi ne oluyordu abiturun? Şimdi Almanya'da değişik ortaokul sistemleri var, yani gimnazyum olsun ya da Gesamtschule, Realschule gibisine falan. Ben gimnazyuma gittim, yani en yüksek mertebedeki okula gittim. Oradaki okuma senesi 7 yıl alıyor ki 94'te başlayıp 2001'de başarıyla bitirebildim okulu. Ondan sonra bir üniversite hayatına başladınız, yüksek lisans. Hangi bölümde başladınız? 2002 senesinde, yani okulu bitirdikten şöyle 6 ay sonra, ilkbaharda 2002 senesinde eczacılık bölümüne başladım üniversitede okumayı. Ona karar vermiştim. Çünkü ortaokulda ben bayağı kimyaya büyük bir ilgi göstermeye başladım. En fazla da orada kafam çalıştı açıkçası yani. Çok ilgimi çekti. Düşündüğüm zaman da işte ne yapabilirim, ne okuyabilirim, eczacılığa karar verdim. Çünkü hem kimya olup hem de gerçek hayatla bir sıkı bağlantısı var, insanlarla bir ilişkiniz var. Dolayısıyla öyle başlayıp eczacı olarak da bitirdim. 2006 senesinde üniversiteyi bitirdim. Ama eczacı olabilmek için son senesinde misale bir sene gerçek hayatta çalışmanız gerekiyor. Ben de eczanede çalışmaya karar verdim ki 2007 senesinde komple o sene eczanede geçirdim vaktimi. Eninde sonunda büyük bir sınavım daha oldu. Onu da başardıktan sonra diplomayı alıp eczacı olarak bugüne kadar faaliyetimi gösterebiliyorum. Üniversitede kalıp doktoramı yapmaya karar verdim. Kanser bölümünde, araştırma bölümündeydim. Ama buna ek olarak yan gelir diyeyim, eczanede çalıştım birkaç saatliğine. Bugüne kadar hiç eczanedeki hayatımdan kopmuş değilim yani. Doktoramı yaptım ben. 2008 senesine başladı. Aktif bir şekilde 2013'e kadar çalıştım. Sonra 2015'te de doktor unvanını aldım. Peki doktor unvanını aldıktan sonra ne değişti hayatınızda? Ne değişti? Bayağı çok şeyler değişti. Yani şimdi ben doktora yaptığım süresi içerisinde sadece bir unvan için çalışmadım. Hayattan büyük ders aldım. Yani hayat bana çok şeyler öğretti. Yani insan bilgisinden, insanla olan irtibatı, konuşma... Çalışırken, unvanını yaparken gerçek hayatı tanıdım yani. İnsanlarla olan irtibat ilişkileri falan böyle. Ondan sonra doktora yaparken aynı zamanda asistanlık da yaptım. Öğrencilere misalen seminer verdim, ders verdim. Kimya pratiklerinde asistanlık yaptım böyle. Çok şeyler öğrendim yani. İşinizde en çok hoşunuza giden şey nedir? Kimyaya çok yakın bir ilişki olduğu için o çok hoşuma gidiyordu. Gerekçe kendi işimden dolayı doktora yaparken böyle. Laboratuvarda çalışıyordum. Orada kimyasal deneyler yapıyordum bir sürü seneler boyunca. O çok hoşuma gidiyordu. Bu ilaç yoluyla insanlara yardımcı olabilmek, faydalı olabilmek, kimyadan aldığınız bilgileri bir şekilde pratik hayatta gerçekleştirip insanlara aktarabilmek, bu beni çok mutlu ediyor. Şimdi ben zamanında eczacılığa karar verirken sadece kimyaya olan ilgimden dolayı seçtiğimi düşünüyordum. Ama dedim ya, yıllar içerisinde ben hayatı daha yakın şekilde tanıdım. İnsanlarla olan irtibatı olsun, gerçek hayattan nice güzel dersler edindim, kişisel gelişim yaptım. Ve eninde sonunda sadece eczacılığı kimyadan dolayı değil, İnsanlara faydalı olmak, topluma bir şekilde faydalı olmak,
öyle boyutlarda katkıda bulunmak için eczacılığı seçmişim yani. Sizin başarınız hani insan olarak sırf burada noktalanmadı. Çünkü siz yanı sıra başka şeylerle de meşgulsünüz. Son zamanda özellikle sosyal medya ağırlıklı da çok iş yapıyorsunuz. Bu korona pandemi döneminde de güzel bilgiler aktarıyorsunuz. Yani bir nevi bu eczacılıkta yaptığınız hani insanlara faydalı olmanın bir farklı şekli. Bu da galiba motivasyonlarınızdan biri mi? Kesinlikle öyle. Şimdi ben buna yönelik şunu demek isterim. Aşağı yukarı 2 sene öncesi yeni meraklar oluştu bende. Yeni hobiler, yeni ilgi alanı misalem. Eninde sonunda mesela social media alanında bir şeyler yapmak, kameranın önüne çıkmak, insanları bilgilendirmek, faydalanmak. Ama uzun zaman ne yapabilirim, ne edebilirim diye düşünüyorum böyle. Düşündüm en faydalı, en doğal bilgileri ben mesleğimden ötürü anlatabileceğim şeylerdi. Korona esnasında bir iki video yapmıştım böyle. Baktım çok ilgi alanı büyüyor, bayağı ilgilenen oldu. Bu da beni çok motive etti. Dolayısıyla küçük videolar yapmaya başladım zamandan. Korona hakkında bilgiler verdim. Ama şunu da demek istiyorum. İnsanları tabii ki baymak istemiyorum. Yani şimdi bir eczacı olarak uzun vadeli bir şekilde sadece korona hakkını anlatmak istemem. Bu benim de mesleğime biraz yazık olur. Şu mesleğimde o kadar çok anlatabileceğim, o kadar bilgilendirebileceğim şeyler var ki onları ben insanlara hizmete sunmak istiyorum. Yani atıyorum bazı zaman vitaminler hakkında bilgiler olabilir. Misalin saç dökümü, cilt için ne yapabiliriz? Küçük videolar. Ondan sonra farz edelim ki başınız ağrıyor. Onun hakkında bazı bilgiler. Tabii ki ilaçlar konusunda çok alternatifler var. Benim maksadım bir şekilde aşağı yukarı bir yörünge vermek. Yani başınız mı ağrıyor? Tamam o zaman atıyorum ibuprofen, parasetamol ya da aspirin kullanabilirim. Yani insanlar bilsin yani. Tabii ki baş ağrı konusunda insanlar bayağı bilgili ama daha az bilgili olan alanlar da var. Oralarda inşallah benim topluma faydam olabilir. Gitgide ben sosyal medyada aktif olmak istiyorum. Aktifim zaten Instagram, Facebook. Beni takip etmek isteyen beni Instagram'da da olsun, Facebook'ta da olsun bulabilir. Ve daha nice videolar yapmayı düşünüyorum elbette ki. Korona hariç değişik türlü konular hakkında. Kimin ilgisi çekiyorsa, kim beni takip etmek istiyorsa her zaman sayfamda misafirim olabilir. Platformda bir dernekte de faalsiniz. Bu konu hakkında da bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Ben 2 sene önce fahri olan bir derneğe katılmaya başladım bugüne kadar. İsmi TEDi Platform, yani Türk ve Alman Öğrenciler ve Akademisyen Derneği. Bu konuda ben ilk önce üye olarak katılmaya başladım. Sonra ben değişik faaliyetler katılıp aktif olmaya başladım ve ben şu anda yaklaşık 6 aydır yönetim kurulundayım, yani Vorstandsmitglied olarak diyeyim. Bir de Berlin'deki şube diyeyim, yani yetkililerden, sorumlulardan birisiyim. Biz ne yapıyoruz? Biz bu Türk ve Alman toplumunda değişik faaliyetlere katılıyoruz. Yani politika açısından olsun, kültürel olsun ya da eğitim konusunda bir sürü projelerimiz var. Onlara biz şey yapıyoruz, ilgileniyoruz, katılıyoruz yani. Alman devletiyle beraber başladığımız, bitirdiğimiz ve daha nice projelerimiz var. Bazılarına ben katılmaya fırsat buldum ve ileri yönelik işte gene bazı projelerimiz olacak. Onlara katılıyorum. Özellikle Almanya'daki eğitim sistemi üzerinden bizim de büyük ve önemli bir projemiz var eğitimle alakalı. Okullarla beraber mesela çalışıp ondan sonra öğrencilerle ilgilenmek. Bu da bizim yapmak istediğimiz büyük işlerden bazıları. Ve Alman Cumhurbaşkanı açısından da övülen bir derneğiz yani. İşler çok güzel gidiyor, çok mutluyum yani. Kendimi ben bu alanda çok rahat hissediyorum. Ve ileri yönelik
farklı projeleri de merakla bekliyorum. Ama ne yazık ki biliyorsunuz kendiniz de korona sayesinde bir sürü faaliyetler biraz durakladı gibi yani. Bundan ziyade değişik kültürel alanlarda da çalışıyoruz yani. Misalen Türk ve Alman kültür alanından etkinliklere katılıyoruz. Her eyalette bir iftar yemeği düzenleniyordu. Bu toplumun ünlü olan üyeleri misafir olarak davet edip politikadan olsun ya da kültür açısından olsun misafir edip iftarımızı yapıyorduk hep beraber. Ama ne yazık ki 2020 senesi bize farklı durumları gösterdi. Boş zamanlarınızda ne yaptığınıza gelecek olursak o konuda biraz da bahsedebilir misiniz kendiniz hakkınızda? Çok sosyal bir insanım ben. Futbol takımında oynuyorum yani. Aynı zamanda o takımın kaptanıyım ben. Antrenmanlara çıkıp pazar günleri maçlarımız oluyor. O takımda ben yaklaşık 5,5 senedir aktifim. Bundan ziyade insanlarla beraber olmayı, arkadaşlarla beraber olmayı çok severim yani. Hep aslında evden ziyade beni daha fazla dışarılarda görüyorsunuz. Kendiniz açınızdan ilk önce başarılı olduğunuz kırılma anı bunu açabilir miyiz? Bir de bir öneriniz olur mu başarı konusunda başka insanlara? Tabii ki. Şimdi benim için kırılma noktası doktora yaptığım esnasındaydı. Başladım büyük bir hevesle. Tabii ki bazı konularda hayatta fazla tecrübem yoktu. Ve o konularda da özgüvenim biraz azdı. Ne yazık ki böyle bazı dış faktörler vardı yani. Kendi profesörüm misalen yani çok büyük bir baskı yapıyordu. Ben bunu çok üzerime alıp kendimden bazen böyle yapabilir miyim, edebilir miyim gibi şüphelere düşüyordum. Ama sonra ben zamanla kendimi gitgide böyle güçlü taraflarımı, zayıf noktalarımı keşfetmeye başlamıştım. Bu bana çok faydası oldu. Kendime daha çok inanmaya, daha çok güvenmeye, başarabileceğime yol açtı. Ve ben kendim bunu tutundum. Bazı insanların böyle negatif bir etki yaratmaya çalışan insanlara daha az kulak vermeye gayret gösterdim ve başarabildim de yani. Dolayısıyla bu benim doktora ünvanımdan elde edebildiğim bir başarıdır. Kendi kişisel gelişim bu konudaki ilerleme bu şekilde oldu. Millete de şunu tavsiye edebilirim. Her insanın kendi bileceği, durabileceği bir noktası vardır. Önemli olan insanın kendi güçlü tarafını ve zayıf noktalarını keşfedebilmesi, güçlü taraflarını ilerletebilmesi, zayıf noktaları da değiştirebilmesi ve ne olursa olsun kendine inanmak. Kesinlikle kendine inanmak. Ben buyum deyip kendine böyle ilerleyebilirsiniz. Yani kendinizi keşfedin. Bu sizin ilerlemenize, kişisel gelişiminize çok büyük bir pay olacak.